Merhaba, NTV'de Yakın Plan programına başlıyoruz. Gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Bugün ana haberde de paylaştığımız başlıklar. Bugün Yakın Plan'da konuklarımızın değerlendirmelerini istediğim başlıklar olacak. İç siyasette öğretmenlerle ilgili bir polemik bir süredir var. Kariyer sınavına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere katılmama çağrısı zaten vardı. Ve son olarak da özel üniversitelerde çalışan öğretmenlerin maaşımız düşük, asgari ücretin de altında kaldı diyerek Ankara'da yaptıkları bir eylem. Bu eyleme polisin müdahalesi bu konuyu biraz daha sıcaklaştırarak gündemde kalmasına neden oldu. Son olarak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı açıklamaları vardı. Onların içerisinde en çarpıcısı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlere sokakta ne işiniz var, çapulcu musunuz şeklindeki sözleri oldu. Buna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hemen sosyal medyadan, Twitter üzerinden bir tepki gösterdi. Dedi ki öğretmenler birleşin hemen ve tekrar çağrısını yineledi. Bu sınava girmeyin. Girerseniz iflah olmaz ve sizi dövüyorlar ve geldikleri seviye bu. Alın bunu seviyesi. Zaten alın bunu şeklinde bir polis memuru ifadelerde bulunmuştu ve onunla ilgili de suç duyurusunda bulunmuştu Cumhuriyet Halk Partisi o eylemde. Bay Kemal bu sorunu çözecek dedi. Bay Kemal Cumhurbaşkanı kendisine hitap şekli biliyorsunuz bir süredir CHP Genel Başkanı kendisine de Bay Kemal ifadesini kullanıyor. Az kaldı sabır dedi. Bu en sıcak başlık ama bunun dışında tabii başka başlık da var. Şarkıcı Gülşen cezaevine girmişti. Sonrasında tahliye edildi ama ev hapsiyle tahliye edildi. Avukatı buna itiraz etmişti. Bugün bir kararla o itiraz kabul edilmedi. Gülşen'in ev hapsi devam ediyor. Bir yargı bağımsızlığı tartışması da bununla bağlantılı olarak yine var. Profesör Celal Şengör ifadeye çağrıldı. Yine yargı ile ilgili bir başlık olarak gündemde. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanı MHP'nin bazı açıklamaları oldu yine bugün. Aralarında hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiriler var. Yine öğretmenler meselesi üzerinden. Ayrıca bir başka başlık olarak sosyal medyanın da düzenlenmesi gerektiğine dair kanaatlerini bildirdi Devlet Bahçeli. Bir süredir de liderlerden gençlere özellikle dikkatli olun, provokasyona gelmeyin minvalinde bazı uyarılar yapılıyor siyasi liderlerden. Bunların içerisinde en son zannediyorum yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı ama öncesinde başka isimler de yine itidal çağrısında bulunmuştu. Seçime giderken bu uyarıları da neden yapma gereği diyor liderler diye konuşacağız. Kısaca özetlemeye çalıştım ama bütün bu konuları Yakın Plan programında saat 23'e kadar kimlerle konuşacağız? Stüdyoda bir konuğum var. Onun dışında da iki de uzak bağlantıyla konuğum olacak. Hemen tanıtmak isterim. İstanbul stüdyoda benimle birlikte Profesör Doktor Selami Kur'an var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Seda Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Ve bizim programımıza uzaktan Ufuk Uras bağlanacak. Bağlantıyla programımızda hoş geldiniz Ufuk Bey. Akademisyen yazar ve Profesör Doktor Tanju Tosun da siyaset bilimci bizimle beraber. Tanju Bey sizinle başlayalım. Öğretmenler konusuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Bir noktaya geldi. Sınavla başladı. Özetlemeye çalıştım. Daha sonra eyleme verilen tepkiyle devam etti. Bir siyasi mesele haline gelmiş gibi görünüyor öğretmenler. Onların talepleri, öğretmenlerin durumu. Nasıl izliyorsunuz bu polemiği? Valla öncelikle benim belirtmem gereken 1970'li yıllara Sayın Demirel'in bir sözüne atıfta bulunmak istiyorum. Ne diyor? Dar yürümekle aşılmaz. Şimdi Sayın Demirel'in o gün kullanmış olduğu ifadeden bugün gelinen noktada öğretmenlerin bir protesto hakkını kullanması konusunda siyasal iktidarın meseleye bakışı. Yani Türkiye'de sağ milliyetçi ya da sağ muhafazakar çizginin aynı zamanda söylemindeki dönüşümü de resmeden bir çizgi aslında, bir gelişim çizgisi. Şimdi meseleye hukuki açıdan bakıldığında anayasanın 34. maddesi çok açık. 34. madde ne diyor? Selami Hocam
hukukçu kimliğiyle daha iyi bilir tabii. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkıyla ilgili bu madde ve burada başlangıçta da birinci fıkrada herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir diye bir ifade var. Şimdi tabii onun ardından milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak gibi bir takım özgürlüklerin korunması gibi gerekçelerle kanunla bu hakkın sınırlandırılacağına ilişkin anayasada bir düzenleme var. Şimdi öğretmenlerimizin kendi durumlarıyla ilgili bir konu hakkında bu anayasadan kaynaklanan bir hakkı kullanması hukuk devletinin olmazsa olmazı bence. Yani bu anlamda bu tür bir etkinliğe doğrudan doğruya öğretmenlerimizi rencide edecek şekilde bir şey yapma, tanımlama getirme öğretmenlerimizi gerçekten üzmüştür. Bu açıdan tabii anayasada verilen bu hakkın nasıl kullanılacağına ilişkin kanuni bir takım sınırlamalar getirilebilir. Fakat unutmayalım 1982 anayasasının nasıl bir haklar ve özgürlükler alanı çizdiği de önemli ki benim de ders alma imkanı elde ettiğim zamanında mülkiyede Mümtaz Hoca şöyle der. Yani 1982 anayasası bir anayasa değil bir amayasadır. Dolayısıyla hakları özgürlükleri verir ardından bir virgül atarak amayla o haklar ve özgürlükleri soyut bir takım değerlendirmelerle sınırlandırır. Şimdi bu açıdan bakıldığında aslında Türkiye'de bu tür taleplerin bir şekilde ifade edilmesi bir toplantı, gösteri, protesto şeklinde demokratik hukuk devletinin gerekleri arasında diye düşünüyorum. Ama bizde şöyle bir gelenek var. Yani Türkiye'deki siyasal kültürle ilintili bir durum. Biz yurttaşın katılımını sadece ve sadece seçimlere indirgeyen bir katılım anlayışını benimsiyoruz. Hayır, öyle değil aslında katılım. Politikanın her alanında yaşanabilen insanların kendi düşüncelerini bir şekilde tabii ki kanunun çizmiş olduğu sınırlar içinde ama çok soyut bir takım ifadeleri de idare lehine yorumlamadan kullanılma hakkına sahip olması gerekir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de demokratik bir düzenin inşası, demokratikleşme adına politik katılımı sadece 4-5 yılda bir yapılan seçimlere indirgemek yerine bu tür etkinliklere yurttaşın kendi taleplerini siyasal iktidara aktarması, yine kamusal alanda bir şekilde görünür hale getirmesi bu tür haklar açısından önemlidir diye düşünüyorum ben. Ufuk Bey siz ne diyorsunuz? Siyasal kültürle seçimin yaklaşmış olmasıyla bağlantısından söz etti Sayın Tosun. Öğretmenlerle ilgili bu konunun yani onların taleplerinin veya onlara yapılan çağrının bir siyaset konusu olması nasıl bir durum sizce? Hocam çok haklı. Genel anlamda her şey aslında siyasi. Yani sonuçta bir modern kölelik var, düşük ücretler var, fazla mesai sosyal hakların gerçekleştirilmemesi durumu var. Ve öğretmenlerimiz bu eylemi yapıyorlar. Dikkat ederseniz bu eyleme müdahale olmasaydı ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacak. Peki niye müdahale ediliyor? Aslında caydırıcı olmak için. Yani özel sektörde örgütlenmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ben kamu sendikacılığından geliyorum. Öğretim Elemanları Sendikası Başkanlığı yaptım. Öğretim üyelerimizin %10'unu bile ancak örgütleyebildik. Yani en eğitimli kesimde bile böyle. Yani çağdaş toplumlar, örgütlü toplumlar. Dolayısıyla yani bunun bir tuhaflık gibi anlatılmasının kendisi tuhaf. Çünkü dikkat ederseniz gözaltına alınan hocalarımız da hemen serbest bırakıldılar. Yani onlar hakkında anlatılan tezviratın doğru olmadığını da işareti. Bir de yani hocam Demirel örneği verdi. Ben de romanlardan bir örnek vereyim. Romanların fazla atasözü yoktur ama bir tanesi çok güzeldir. Evde kalan ölür diye. O yüzden romanlar hep sokaklardadır. Sokakta olmanın kendisini fobileştirmek de doğru değil. Yani sokağa çıkmak, hak talebinde bulunmak anlamlı. Bizim medyaya baktığınızda mesela genellikle İngiltere'de
işçiler eylem yaptı denir, Fransa'da eylem yaptı denir. Bize gelince bir sokağa çıktı. Yani sokağa çıkmak, hak talebinde bulunmak sanki kötü, olumsuz bir şey. Dolayısıyla bütün bunları teşvik etmek lazım. Gelişmiş toplumlar hak talebinde bulunuyorlar. Bizden ne yapılıyor? Sabredin deniliyor. Yani niye sabretsin insanlar? Yani insanca yaşamak koşulları için örgütlenmişler. Bakın benim oğlum Pierre Loti Lisesi mezunu, Paris doğumlu olduğu için bir Fransız okulu, gelirdi eve, öğretmenlerimiz boykot yaptı, grev yaptı derdi. Biz de bunu normal karşılardık. Macron da çıkıp vay nasıl grev yaptınız falan demezdi. Yani biz niye iki ayrı zaman diliminde yaşıyoruz? Yani öğretmenlerin bu en temel hakkını takdir etmek gerek, teşvik etmek gerek. Çünkü insanca yaşam koşullarını savunuyorlar. Şimdi böyle baktığınızda bu bahsedilen olay neredeyse canlı yayında verildi. Herkes gördü ve vicdanları zedeledi. Yani öğretmenlere yönelik bu tutumun kendisinin kabul edilemez olduğunu gördük. O yüzden hani çapulcu vesaire gibi değerlendirmeler yerine insanların yaşam kalitelerini arttırmak, insanca yaşam için mücadele etmeyin ne kadar büyük bir özveri olduğunu ben de dediğim gibi kamu sendikacılığından gelen bir insan olarak biliyorum. Böyle bakmamak lazım. Bu anlamda tabii ki siyasi bir şey ama bu parti siyaseti değil. Her türlü insanlar bu sendika içerisinde yer alıyorlar ve çok takdir edilmesi bir şey yapıyorlar. Ama ekranlardaki görüntüler insanlara diyorlar ki sen böyle bir şeyin içinde yer alma, gaz yersin, job yersin, aşağılanırsın. Halbuki bizim işte örgütlü, çağdaş bir toplumu geliştirmemiz gerekiyor. Ülkede sendika özgürlüğü varsa orada demokrasi vardır. Yoksa demokrasi yoktur demeyeyim ama eksiktir. Demokrasi açığı vardır. O yüzden yani bu bakış açıları demokrasi kültürümüz açısından hakikaten son derece problemli. Siz ne düşünüyorsunuz eylemlerin demokrasiyle bağlantısı Sayın Kur'an ya da aslında hak talep etmek diyor Ufuk Bey böyle kötü anlaşılıyor. Öğretmenlerin de yani özel sektörde örgütlenmenin de güçlüğüne de dikkat çekti bir yandan Ufuk Bey. Hukuken bir sorun gördünüz mü siz bu konuda? Tabii şöyle ifade edeyim aslında hukuki olarak durum gayet açık. Yani hem anayasamızın 34. maddesi hem de taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde toplantı ve gösteri hakkı teminat altına alınmış. Dolayısıyla demokratik bir ülkede barışçıl olmak kaydı şartıyla, bu ki en önemli şeydir, Ahim İçtihadı'nda da budur. Barışçıl olmak kaydı şartıyla bütün yurttaşların, örgütlerin tabii ki protesto hakkı vardır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı vardır. Yine anayasamızda belirtilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de belirtilen temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlandırma ölçüleri de gayet açıktır. Çok teknik ayrıntıya girmeyeyim. Yani burada özellikle kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı gibi temel kriterler vardır ve müdahalenin de yasal bir zemine oturmuş olması lazım. Bu nedenle de zaten bize toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkında kanunumuz vardır. Yani ne hangi ölçülerde, hangi çerçevede bu toplantı ve görüşleri yürüyüş hakkının kullanılacağına ilişkin sadece kamu düzeni ve kamu barışını koruma noktasında yoksa anayasada belirtilen doğru izin alma manasında söylemiyorum bunu ama şüphesiz bir kamu düzeni vardır. Kamu barışı vardır ve bunun da manası aslında demokratik bir ülkede devletin, kamu otoritesinin bu anayasal hakka müdahalesinin öngörülebilir olması lazım, ölçülü olması lazım, gerekli olması lazım. İşte bütün bu şartlara, bütün bu kriterlere baktığımızda hukuken bunun anlamı şudur. Kamu barışı, kamu düzeni ihlal edilmediği sürece ve barışçıl şekilde bu protesto hakkı, toplantı hakkı, gösteri hakkı kullanıldığı takdirde burada kamu otoritesinin müdahale etmesi doğru değildir. Bunu altını çizelim. Hukuki boyutu itibariyle bunu söyleyebilirim. Kısaca aslında öğretmenler gerçekten aslında bir toplumun mimarıdır. Yani gerçek anlamda bir toplumun, demokratik bir toplumun mimarlarıdır. Doğru, bizim özellikle öğretmenler yalnız vakıf özel üniversiteler açısından söylemiyorum. Onların da çok ciddi şekilde mali ve sosyal noktada gerçekten mağduriyetleri var. Çünkü bu camiada olduğumuz için biliyoruz yani yakinen de tanıyoruz. Bir diğer ölçü de özellikle bu eylemine katılanların birçoğunu ben sanıyorum
okul öğretmenleri, yani üniversite öncesi eğitim, işte o lise ve diğer okullardan. Bunlar da tabii şimdi özel okullarda istihdam edildikleri için gerçekten, az önce Ufuk Hoca da söyledi, ben de katılıyorum. Yani gerek mali gerek sosyal açıdan ciddi sıkıntıları var. Yani çok düşük ücretlerle istihdam ediliyorlar. Bir istihdam garantisi yok. Ve aslında benim buradan da açık olarak bir çağrım, yani bir öğretim üyesi olarak, bir eğitimci olarak, gerçekten bu özel okullarla vakıf üniversitelerinde istihdam edilen hocaların, öğretmenlerin bu manada belirli bir yasal düzenlemeye ihtiyaçları var. Orada bir eksik mi görüyorsun? Ben onu eksik görüyorum gerçekten. Bakın, vakıf üniversiteleriyle ilgili düzenlememiz var ama vakıf üniversitesinde istihdam edilen yani asistanından tutun profesörüne kadar belirli ölçülerde bir yasal güvencenin olması lazım. Şunu mu doğru? Tabii ki bu sözleşme serbestliğine de dayalı olur. Kafasına göre bir farklı düzenlemeler. Yani şimdi özel okullardan bazılarında mesela öğretmen dahi kullanılmıyor yapılan istihdam sözleşmeleriyle ilgili. İşte eğitim danışmanı olarak veyahut da öğretmenlerin işte velilerle muhatap olması, işte ücret konusunda bir şekilde pazarlığa zorlanması, gerçekten bunlar olmaması, kabul edilecek şeyler değil. Dolayısıyla yani bir eğitimcilerin, öğretmenlerin mali ve sosyal hakları ile ilgili bir yasal düzenlemenin gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunu tamamen siyasetten bağımsız söylüyorum. Bir diğer husus da tabii ki sokak eylemleri, korsan eylemler, gösteriler hiçbir demokratik ülkede kabul edilmez. Bak, bunu altını çiziyorum. Yani gösteri ve protesto hakkı temel anayasal ilkedir. Doğru, demokratik bir ülke için de vazgeçilmez bir temel haktır. Ama bunu kullanma, barışçıl şekilde kullanma, aynı zamanda bütün yurttaşların veya bu protestoya veya bu gösteriye katılan yurttaşların yükümlülüğüdür. Çünkü sivil toplum örgütleri gerçekten aslında bir demokrasi için dinamiktir. Yani önünün açılması gereken yapılardır. Ne kadar özgürlükçü bir ortam olursa sivil toplum STK'ların da etki alanı genişler ve bu da demokrasi için bir artıdır. Ama bunun en önemli şartı, tekrar altını çiziyorum, özellikle kamu güvenliği, kamu düzeniyle ilgili gerekli hassasiyetin de gösterilmesi gerekir. Yani ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ankara'daki bu eylemde işte güvenlik güçlerine karşı bir şiddet kullanılmış mı? Sokak aralarında efendim korsan gösteri yapılmış mı? Bütün bu detaylar mesela çok önemlidir. Yoksa özü itibariyle öğretmenlerin yani sosyal ve mali haklarıyla ilgili taleplerini dile getirmeleri gayet doğaldır. Evet. Görüntülerde böyle bir şey yok ama dediğiniz gibi ayrıntılı bakılması gerekiyor. Tanju Bey, şimdi az evvel Ufuk Bey de altını çizmişti. Evet, örgütlenmek sıkıntılı, özel sektörde daha da sıkıntılı belki de. Ve sokağa çıkmak, hak talep etmek yanlış anlaşılabiliyor demişti Ufuk Bey de. Şimdi burada biraz daha siyasi pencereden bakmanızı rica edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da başından beri öğretmenlerin kariyer basamakları ile ilgili o sınava girmemesini söylüyor. Daha önce de bunu söylemişti. Yine aynı vurgu vardı. Aslında sokağa davet değil de bir tür sivil itaatsizlik gibi mi değerlendirmeli? Daha önce de elektrik faturanızı ödemeyin demişti örneğin Kemal Bey. Burada mesela sokağa çıkarmak değil de başka tür bir protestodan mı söz ediyor CHP lideri? Başka bir yere doğru mu yönlendirmeye çalışıyor? Oraya nasıl görüyorsunuz? Aslında Sayın Kılıçdaroğlu yani farklı toplum kesimlerini yani bir sivil itaatsizlik olarak da belki değerlendirilebilir ama bence onun ötesinde kendi partisinin
ideolojik kimliğine, ideolojik duruşuna uygun olarak bu tür politikaları benimsemediğini, desteklemediğini, eğer bu politikaları benimsemeyen, desteklemeyen kitleler var ise ki var, bu meslek grupları içinde de var doğal olarak, açılan bu sınava girilmemesine yönelik öneriyle aslında önümüzdeki süreçte iktidara geldikleri takdirde alternatif bir projeyi hayata geçireceklerini, yani bu projeden farklı bir projeyle bu eğitim meselesine, öğretmenlerin özellikle statü ya da konumlarıyla ilgili düzenlemeye yaklaşacaklarını, bu anlamda bu aşamada öyle bir statüyü kabul etmeleri durumunda yarın öbür gün iktidarın değişmesi durumunda getirilecek yeni düzenlemeden yararlanamazlar şeklinde bir yorum olarak okuyorum. Yani bunu bir şekilde sokağa davet etme, bunu bir sivil itaatsizlik olarak görmek, ki sivil itaatsizliğin de çok önemli bir pozisyon alış olduğunu da belirtmek isterim. Yani peşinen, ama Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisinin bu konu örneğindeki politikalarına uygun olarak bu kitleyi kendi yanına çekmek istiyor. Bu da herhangi bir siyasal partinin herhangi bir toplumsal meseleye bakışı konusunda gayet anlaşılabilir bir şey. Yani bunun ötesinde bir niyet aramak bence Sayın Kılıçdaroğlu CHP açısından düşünmedikleri muhtemelen bir yaklaşımdır. Sonuçta CHP sorunun böyle çözülmeyeceğini, iktidara gelmeleri halinde başka çözüm yöntemi olduğunu bir şekilde kitleye aktarıyor ve kitlenin dolayısıyla bu sınava girmemek suretiyle kendi dönemlerinde daha farklı olarak statü sahibi olacaklarını ifade etmiş oluyor. Bence demokratik siyasette rakip partiler arasında alternatif politika önermelerini bir şekilde kamuoyuna açıklamak ne bir sivil itaatsizliktir ne de o kitlelere sokağa çağırmaktır. Sivil itaatsizlik olarak da bir takım uygulamalar hayata geçirilebilir. O da sorunlu değil, ama burada tamamen bir politika önerme yaklaşımı farklı olarak değerlendiriyorum ben meseleyi. Ufuk Bey, siz bu çağrıyı, boykot çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçime yönelik bir söylem değişikliği mi? Kemal Bey'in doğrudan Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak son dönemde bazı çıkışları var. Örneğin işte Erdoğan öğretmenlere çapulcu mu sen dedin diye başlıyor sosyal medya mesajına. Az evvel hatırlattığım gibi elektrik faturasını da ödemeyin diye çağrı yapmıştım. Öğretmenlere de gitmeyin sınava diye çağrı yapmasını bir strateji, seçim stratejisi olarak mı görüyorsunuz? Tanju Bey'e katılır mısınız? Yok, sizin için de sivil itaatsizlik değil, sokak çağrısı da değil. O halde ne sizin için mesela? Tabii hocama katılıyorum. Politik aktivizmle alternatif politika üretmeyi birleştirmek lazım. İkisi birbirini tamamlayan bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu burada bir anlamda liyakat sistemine, keyfiliğe yönelik bir eleştiride bulunarak bir teşhir kampanyası adeta sürdürüyor. Bu da çok anlamlı. Yoksa yani sivil itaatsizlikler örgütlenmesi gereken şeylerdir. Alternatif siyaset arayışları diye bir çalışma yaptım. Dünyadaki bu tür arayışlara baktığınızda şöyle oluyor. İnsanlar yan yana geliyorlar. 5 yıldızlı otellere gidip mesela yemek yiyorlar ve sonra diyorlar ki hesapları IMF ödesin. Ya da ne bileyim vergi ödeme vesaire konusu. Bunlar örgütlenen yatay faaliyetler. Burada ise bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da genel olarak muhalefette bunu örgütlemeden ziyade hani simgesel bir teşhir gibi görülüyor. Bu da anlamlı olabilir. Daha geçenlerde bir sınavda işte Türkiye ikincisi olan bir adayın mülakatta nasıl elendiği gibi, yani kamuoyu vicdanını rahatsız eden bir dizi haberi okuyoruz. Bunlara yönelik bir teşhir politikası, böyle adlandırmakta fayda var. Diğer yandan sizin girişte ifade ettiğiniz gibi iktidarı ile muhalefetin
aslında ortak olduğu bir nokta var. O da aman provokasyonlara karşı dikkatli olalım. Yani kimse provokatif işlerin Türkiye demokrasisi açısından sonuç getirmeyeceğini biliyor. Siyasette temel bir kuraldır zaten. Yani attığınız adımlar sizin siyaset alanınızı genişletiyor mu, daraltıyor mu? Yani biz mesela öğretim elemanları sendikası döneminde çok yoğun polis tedbirleri aldığında ben teşekkür ederdim Emniyet Müdürlüğü'ne, üniformalı yoksulları yolladığı için polislerin örgütlenmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatırdım. İşte fazla mesainizi alıyor musunuz vesaire diye giderek daha az insan, daha az emniyet görevlisi katılmaya başlamıştı. Biraz hani siyasette mizaha katarak bunlar renklendirilebilir. Ya da Ankara Meydanı'nda, Kızılay Meydanı'nda çok geniş bir etkinlik yapmıştık. Fakat İstanbul'da gelirken barikatlar önümüzde varken arkadan birileri bağırıyordu. Emekçi durma, barikatı parçala. Buyurun kardeşim, siz önden buyurun diyerek biz bu tür şeyleri bozuyorduk. Yani sokağın dilinde bu demokratik siyaset hepimizi eğiten bir şey. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir önceki eylemde de, öğretmen eylemlerinde naklen yayında verildi. Yani herhangi bir rahatsız edici bir şey olmadı. Hemen gözaltıların serbest bırakılmasıyla ilgili. O yüzden hani bunları bir tür iktidara yönelik muhalefetin politik teşhiri olarak değerlendirmek lazım. Simgesel değeri önemli. Yani bunu kriminalleştirmek doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor bana. Boykotun hukuktaki yeri nedir? Neresidir? Ya şimdi işin siyasi boyutu itibariyle aslında ben açıkçası şunu düşünüyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son 8-9 aydır yapmış olduğu çıkışlar, söylemler, yani faturaları ödemeyin çağrısı, bakanlıklara ani ziyaret, ki ilk ziyareti de Merkez Bankası'na olmuştu yanlış hatırlamıyorsam, randevu alarak da gitti. Herhangi bir sorun da yaşanmadı ama daha sonra bunu bir uygulama, bir gelenek haline getirmek isteyince orada belirli şeyle, tepkiyle karşılaştı. Yine aynı şekilde efendim TÜİK'le ilgili sorun olsun. Yani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında ana muhalefet lideri, ana muhalefet partisi demokratik ülkelerde çok önemlidir. Yani alternatif bir şeydir, siyasi harekettir. Ülkeyi yönetmeye talip bir ana siyasi parti olarak. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında yapıcı siyaset dili, efendim alternatif siyaset dili veya söylemi, yani siz tabii ki ana muhalefet lideri olarak hükümetin icraatlarını eleştirmeniz gayet doğal. Ama buna bir alternatif olarak yine demokratik sınırlar içerisinde. Şimdi vatandaşlara ödemeyin, yapmayın. Bürokratlara, ki ben bürokratların da devletin devamlı ilkesi çerçevesinde hükümetler gelir geçer ama devleti ayakta tutan o bürokratik aparattır. O aparatın bir şekilde dikkat, özenle korunması lazım. Öğretmenler Birliği şimdi bu sınava girmeyin demek demokrasi öğretmenler içerisinde şimdi öğretmenler, değerlendirilemez mi? Yani ben şöyle görüyorum, şimdi öğretmenler birleşin sınava girmeyin. Yani bu bir siyasi dil midir? Şunu söyleyebilirsiniz. Demokratik iktidar, ya bakın eleştiri getirebilir. Orada sınavın eksik, yanlış olduğunu ifade edebilir. Ama buna yönelik bir de alternatif ortaya koyar. Yani netice itibariyle 8-9 ay Türkiye seçime gidecek. Ve büyük ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu işte ortak aday olarak çıkmak arzusunda. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Ama siz bir alternatif ortaya koymanız lazım. Yani toplumun geniş kesimleri bunu bekler. Siz belirli kesimlerde belki bir kulak veren olur size. Ama sessiz milyonlar üzerinde eğer bir sorun varsa, ki az önce de hepimiz sanıyorum aynı noktada geldik. Bu eğitimcilerin yaşadığı, özellikle özel sektördeki eğitimcilerin yaşadığı sorunlarla ilgili. Tabii ki bu itirazları, bu sıkıntıları dile getireceksiniz. Ama aynı zamanda da yanında alternatif ortaya koyacaksınız. İktidar olunduğu takdirde şunları şunları yapacağız. Yani kariyer sınavı değil de şu düzenlemeyi getireceğiz. Sözleşmeli öğretmenler yerine şu düzenlemeyi getireceğiz. Yani benim vatandaş olarak
Bunu her türlü siyasi sahikten arındırılmış bir şekilde söylüyorum. Ya ben ana muhalefet partisinden veya Cumhurbaşkanlığına büyük bir muhtemelen aday olacak bir siyasi aktörden ülkenin temel meseleleriyle ilgili sadece eleştirmek, sadece protesto etmek, sadece olumsuz ve yapıcı olmayan çağrılarda bulunmak değil. Eleştiriyi yapın ama burada kalmayacak. Artı sizin alternatif projeniz, alternatif çözümünüz ne? Vatandaş olarak ben bunu duymak isterim. Yani şimdi öğretmenler sınava girmeyin. Peki girmesin. Faturalarınızı ödemeyin. Ya faturalarınızı ödemeyin dediğinizde dersiniz ki ben gelirsem işte enerji fiyatları ile ilgili şöyle bir düzenleme yapacağım. Özellikle ücretli kesimin yaşadığı sıkıntılarla ilgili şöyle bir alternatif çözümüm var. Ama ben sadece olumsuz ve protestoya dayalı, bunu bir zamanlar 70'li yıllarda özellikle militan söylem, militan şeylerden Türkiye çok şey yaşadı. Yani biz kuşak olarak da bunları çok duyduk. Toplumun şu anda geniş kesimi, ben öyle inanıyorum, kahır ekseriyeti yapıcı bir dil istiyor. Bunu sadece muhalefet açısından da söyleyemiyorum. İktidar var, bütün siyasi partiler. Daha yapıcı, daha uzlaştırıcı, daha çözüm odaklı. Bakın çözüm odaklı. Ama her meseleyi, her konuya sadece tırnak içinde ideolojik sahiplerle yaklaşırsanız artık günümüz insanlarına ve özellikle de yeni oy kullanacak 7 milyon genç seçmene kendinizi anlatamazsınız. Eksik kalır diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla daha yapıcı bir dil kullanması lazım. Evet. Yani sürekli negatif. Her şeye itiraz ediyorum. Her şeye protesto ediyorum. And ne olacak sonra? O dediğiniz sayeden biraz şu dönemde zor gibi. Normalde ama bakın bu 8-9 aydır özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir şey oluşunca. Biraz fantastik geldi doğrusu kulağıma. Efendim? Yapıcı bir dil evet. Siyasette şu evet. An için ama ihtiyacımız olan bu. Geldi. Bütün haklısınız, siyaset kurumu açısından. Ama normal şartlarda da kutuplaşmış bir dünyamız olduğunu düşünürsek evet. Seçime doğru çok gerçekçi gelmiyor üzgünüm. Ya, Seda Hanım şöylesi yani Türkiye'de siyaset gerçekten sert yapılıyor. Yani 10 yıllardır bizim takip ettiğimiz. Eskiden de liderler arasında işte rahmetli Ecevit, Demirel, işte İnönü, Özal. Yani bunun çok örnekleri var. Ama benim söylemek istediğim gayet açık. Şimdi madem ki, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu yani 10 yıldır siyasette sanıyorum 10 yılda genel başkan. Cumhuriyet 10 yıl buldu. Ya önceleri bu kadar şey değildi. Yani ama bu son 7-8 aydır özellikle bu Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında daha böyle keskin toplumda belirli kesimlerinde ses getiren, dikkat çekici ama benim siyaseten çözüm odaklı bulmadığım çıkışları. Peki Tanju Bey'in eklemek istedikleri var biliyorum evet. Hocam. Kısa bir ara verelim, sözünüz bölünmesin. Aradan sonra sizinle başlayalım tamam. Sayın Tosun. Peki kısa bir ara verelim, hemen döneceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Rivas'ındaki binasında bir saldırı gerçekleştirilmişti. Silahlı saldırı. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oraya gitti. Bir açıklama yapıyor, kulak verelim. Bir yakın yerden 11 atış olduğunu değerlendiriyoruz. Boş kovanda 11 adet var ve 5 adet de isabet var binaya. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve İstanbul Valimiz de buradalar. Bu olayın zanlılarını kendilerine teşekkür ediyorum. Hemen kısa bir süre içerisinde yakaladılar. Şu anda CU ve OG emniyet güçlerimizin, polisimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen alındı. İkisi de beni milletin bağışlasın ama Zizurna sarhoş ve yaklaşık derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde mukimler. Yani ikamet adresi de orası. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz da var ve burada bir selfie
çekiyor. Yani kendisiyle ilgili bir selfie çekerken o görüntüler elimizde. Bunlar herhalde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar. Ve o esnada da bu akabinde atış gerçekleştiriyorlar. Ama şunu ifade etmem lazım. Başkanımız da burada, yönetim kurulumuz da. Allah muhafaza etmiş. Yani Allah korumuş. Çünkü ben beraber atılan kurşunların isabetlerini de gördüm. Yani hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa, ayakta durabilecek durumda oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Allah korusun. Hem Sayın Başkan'ın makam odasının hemen makam koltuğunun üzerinden hem de yönetim kurulu toplantısında orada da çok kritik bir hizada gelenler. Cenab-ı Allah muhafaza etmiş, korumuş. Sayın Başkan geçmiş olsun. Bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Geçmiş olsun. İstanbul Emniyetimize de teşekkür ediyoruz. Olayla ilgili hemen müdahale ettiler ve sonucu elde ettiler. Olay tüm yönleriyle soruşturulacak. Tabii arkasında ne vardır, ne yoktur. Hepsine bakılacaktır. Acaba başka bir şey söz konusu mu, değil midir? Bizim işimiz bu. Kafada bir tek soru kalmayıncaya kadar bu konudaki soruşturmayı derinleştireceğimizi bir vesileyle ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Bir şey olmaması bizim için büyük bir mükafat. Yani hakikaten öyle. Allah'a çok şükür. Allah'a şükürler olsun, hamd olsun. Yani başka bir işle şu anda uğraşıyor olabilirdik. Allah korusun. Tekrar geçmiş olsun. Sayın Başkan, söyleyecekleriniz varsa buyurun. Evet. Öncelikle Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Cumhurbaşkanı yardımcımız aradı. Adalet Bakanımız aradı. Spor Bakanımız aradı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Böyle bir menfur saldırıyı çok kısa bir sürede hemen yakalamaları da son derece önemli. Ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Diler başlayalı 4 hafta oldu ama maalesef bir fanatizm, bir Twitter problemi daha şimdiden başladı. Ben buradan bütün futbol kulübü başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün seyircilerimize istirham ediyorum. Ne olur her yenilginin altında, her maç kaybında, her beraberlikte hakemleri suçlamayın, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım. Eğer insan olduğumuzu hatırlamazsak daha çok böyle şeyler gelir. Çok böyle şeyler yaşanır. Onun için biz sporu dostluk, barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım. Bu da herkese bir ders olsun. Herkes bundan kendine bir pay çıkarsın. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Hem bütün yönetim kurulu üyelerimiz hem de ben son derece üzgünüz. Tam yönetim kurulu toplantısı yaptığımız anda böyle bir olayın olması hepimizi çok derinden üzdü. Allah hiçbir sıkıntı yaratmadan bizi sizin karşınıza çıkardı. Allah'a çok şükür. Ben tekrar başta Sayın Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Yani hem öncesini hem de bulunduktan sonra hem Sayın Başkan hem futbol camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Teşekkür ediyoruz. Sayın arkadaşlar. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu arkadaşlar bir yaralanma söz konusu değil, başka bir şey söz konusu değil, hiçbir şey söz konusu değil. Yani Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, geçmiş olsun. Türkiye Futbol Federasyonu binasına bugün akşam saat 18 sıralarında bir silahlı saldırı olmuştu. Bunun üzerine 2 kişi yakalanmış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını canlı olarak ekrana getirdik. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İstanbul Valisi de yanındaydı. 11 el ateş edilmiş, 5'i isabet almış. Kimseye bir şey olmadı. Bu kişilerin de
İşkili oldukları, alkollü olduklarını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamaları birlikte ekrana getirdik. Yakın Plan programının içerisindeyiz efendim. Yakın Plan'da siyaset konuşuyoruz. Bir ara vermiştik. Bu aranın üzerine bu canlı yayın denk geldi. Şimdi kaldığımız yerden o halde devam edelim programımızda. Profesör Doktor Tanju Tosun, Ufuk Uras ve Profesör Doktor Selami Kur'an var. Tanju Bey reklam arasından önce hemen size döneceğimizi ifade etmiştim. Siz zannediyorum Selami Kur'an'ın söyledikleriyle ilgili bir ekleme yapmak istersiniz. Evet, şimdi Selami Hocam, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu ve muhtemelen diğer partilerin de eğitim konularında alternatif bir takım önerileri olmadı. Sadece eleştirdiklerine dair bir değerlendirme yaptı. Bence haksızlık olur böyle ifade etmek. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet partileri, İyi Parti, DEVA, Gelecek Partisi, diğer partilerin de, yani parti programlarını falan bir kenara koyuyorum, seçim bildirgelerini bir kenara koyuyorum, ama Türkiye'de eğitimin çok ciddi sorunları olması vesilesiyle eğitim alanında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, bu konuda çalıştaylar düzenlediklerini ve konuya ilişkin raporlar hazırladıklarını biliyorum, takip ediyorum ve siyasi partilerin web sitelerinde de bunları görmek mümkün. Bir örnek vereyim, yani tam da denk geldi. Dün yanılmıyorsam Sayın Akşener İYİ Parti'nin iyileştirilmiş eğitim sistemiyle ilgili bir toplantıda bir rapor açıkladı. O rapor, Cumhuriyet Halk Partisi de çeşitli çalıştaylar ardından bu konularda rapor hazırlamış durumda. Mesela fırsat eşitliğiyle, kaliteyle, denetimle ilgili, yani o İYİ Parti'nin hazırlamış olduğu rapor incelendiği takdirde alternatif bir takım eğitime bakış konusu çok net olarak görülür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda somut çalışmaları, hazırlamış oldukları raporlar ve ifade ettiğim gibi diğer partilerin de ifadeleri var. Yoksa tabii ki sadece eleştirmek için eleştirmek, bu konuda herhangi bir alternatif politika üretmemek, proje üretmemenin özellikle seçmen nezdinde siyasi partilerin aleyhine maliyeti çok yüksek olur. Bu konuda diğer partilerimiz de ciddi anlamda çalışmalarını yürütmekteler. Bunu belirtmek istedim. Ufuk Bey, sizin alternatif politika üretilip proje üretilip üretilmediği ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görüşünüz nedir? Bir de şunu sormak isterim size ayrıca. Ya da sadece bunu konuşalım şimdi, sonrasında devam edelim. Tek başına meclisteki bütçe tartışmalarına bakmak bile yeterli. Yani kalem kalem eğitim, sağlık, sosyal güvenlik konusunda siyasi partilerimiz çok etraflı görüşler ortaya koyuyorlar. Başta yükün kurumsal olarak dönüştürülmesi olmak üzere. Bu bahsettiğimiz konuda liyakat meselesi tabii son derece önemli. Bu da aslında büyük ölçüde toplumsal muhalefet örgütlerimizin, derneklerimizin, sendikalarımızın zaten kodlanmış olan görüşlerini siyasete yansıtmak olmalı. Bu zaten yapılıyor. Dolayısıyla teknik bir konuyla karşı karşıya değiliz. Tamamıyla öncelikler meselesi. Ama burada dikkat çekmek istediğim nokta şu. Muhalefet diyelim iktidara geldiğinde yapılan bütün yasal değişikliklerin geriye işlemediğini bilmemiz gerek. Geriye işlemeyeceği için bu meseleye dikkat etmemiz gerekiyor. Yurttaşlarımızın mağdur olmaması açısından bu son derece önemli bir konu. Onun dışında hakikaten siz vurguladınız, kutuplaşmadan bahsettiniz ama ben kutuplaşmanın iyi bir şey olduğu kanaatindeyim. Yani demokrasiler aslında kutuplar arası bir şeydir. Problem kutuplar arasındaki ilişkinin mahiyetidir. İşte biraz önce hepimizin şaşkınlıkla izlediği Türkiye Futbol Federasyonu'na olan saldırıya baktığınızda, yani siyasi vandalizmin, holiganizmin her boyutta, günübirlik hayatın, kadınlara şiddet vesaire dahil olmak üzere ne kadar yaygınlaştığını görüyoruz. O yüzden demokrasiyi demokrasi yapan şey kutuplar arasındaki ilişkinin medeni olmasıdır. İçeriğinin olmasıdır. Bizdeki akıl tutulması
öyle bir hale yol açtı ki işte Futbol Federasyonu'na saldırı da bunun parçası. Umarım mesela böyle bir vakada sarhoş olmak vesaire indirim konusu olmaz diğer vakalar gibi. Umarım bireysel silahlanma gibi konuların üzerine gidilir. Yani siyaset bir kamusal faaliyet ve dolayısıyla bir şey eleştirirken aslında eldiveni tersine çevirir gibi siz fiilen alternatifini söylüyorsunuzdur. Alternatif olmadan eleştirmek, eleştirmek değil yakınmadır. Söylemek değil söylenmektir. Dolayısıyla bütçe çalışmalarına baktığımızda partilerimizin ve hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi Millet İttifakı'nın tek tek bütün bileşenlerinin çalışmaları yurttaşın takdirine sunuluyor. Bu yeterince tabii kamuoyuna yansımamış olabilir. Belli prizmalardan geçiyor ama yurttaş artık basit, sade, soluk almak istiyor. Liyakatın olmasını istiyor. Ve hakikaten bunlar çok kolaylıkla yapılan, insanları nefes aldıracak jestlerdir. Yurttaşın böyle bir beklentisi olduğu için kulaklarını açmış, seçimlerin bir an önce gelmesini beklediği kanaatindeyim. Sayın Kur'an, şimdi bütçe çalışmalarıyla örneklendirdi Ufuk Bey. Açıklanan bazı projeler var dedi. Tanju Bey o da İYİ Parti'nin raporundan söz etti. Siz de demiştiniz ki yapıcı değil olması gerekiyor önümüzdeki süreçte. Şimdi ben programı açarken de altını çizmiştim. En son Kemal Bey ama öncesinde de yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bir itidal çağrısında bulunmuştu. İşte gelecek aylarda sıkıntı olabilir, dikkatli olun diye. Kemal Bey'in de bununla ilgili işte sakın provoke olmayın minvalinde konuşmaları vardı. Şimdi bir yandan böyle bir tarif ettiğiniz dil var politik söylemde, öte yandan da aman sakin olun gibi de bir durum var. Bu bir çelişki mi? Nasıl görüyorsunuz? Seda Hanım, ben şöyle ifade edeyim. Aslında biz tartıştığımız konu boykot meselesiydi. Yani negatif siyaset dili dediğimde bunu kastediyorum. Şüphesiz Türkiye'de sanıyorum 110'a yakın siyasi parti var. İrili ufaklı. Ya bütün bu siyasi partilerin programlarına bakın. Az çok yani benzer şeyler. Özellikle programlar yani eğitimdir. Hı hı. Ya kimi daha sosyal devletçidir, kimi daha liberal, kimi daha muhafazakar. Hı hı. Zaten bütün siyasi partilerin programında bunlar yazılır. Ha, çalıştaylar yapılır tabii. Bütün partiler yapıyorlar. Yalnız Millet İttifakı'nın bileşenleri değil. Benim buradaki kastım gayet açık ve net. Cumhurbaşkanlığına aday olacak bir ana muhalefet liderinin bu gibi müşahhas, somut meselelerde halkın anlayacağı açık, net bir pozisyon alması çözüm noktasında. Benim kastettiğim bu. Yoksa vatandaşların büyük bir bölümü bu parti programlarını falan okumazlar zaten. Onu belirli seviyede işte bir ilgili olan veya Çalıştay raporlarını okumazlar. Doğru, Millet İttifakı birçok şey de yaptı. Bu komisyon toplantıları var. Yani kamu kurumlarının revizyonu ile ilgili, seçim güvenliği ile ilgili, şeyle ilgili birçok alanda. Zaten bunlar yapılıyor ama benim buradaki ifade ettiğim husus şu. Türkiye'nin seçim arifesinde muhalefet liderinin, ana muhalefet liderinin Türkiye'nin somut yaşadığı meselelerle ilgili, ki birçok mesele var, işte zaman olursa konuşuruz. Başta ekonomi mesela. Değil mi? Şu anda işte bir buçuk yıldır Türkiye'nin yaşadığı bu işte hayat pahalılığı, enflasyon meselesi. Şimdi bu konularda sadece eleştirmek, benim yapıcı dilden kastım bu. Sizin vatandaşın, seçmenin anlayacağı net, basit mesajlar verilmesi. Ama siz her meseleye işte protesto hakkını kullanan öğretmenlere, efendim bürokratlara, işte vatandaşa faturalar, ya devamlı olumsuz, negatif bir mesaj vermek bence belirli kesimlerde bir ses getirebilir. Ama ben geniş halk yığınlarında bunun karşılığının olmadığı kanaatindeyim. Daha yapıcı ve çözüm odaklı. Bakın her genelde Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemi belli. İşte seçimi kazanırsak herkesi kucaklayacağız.
Zaten her, ya bakın de, zaten bir siyasi liderden bunun dışında bir şey beklenmez. Ama siz bakın, siz Türkiye'nin özellikle işte temel meseleleri, yine az önce konuştuk doğru, eğitim meselesi, ekonomi meselesi, yargı meselesi, dış politika meselesi, terörle mücadele meselesi. Yani bunu genel geçerli soyut cümleler geçiştiremezsiniz. Ya mesela yani, ilerleşme çağrısı ve... yani hiçbir siyasi parti Türkiye'de iktidara gelirsem toplumu ayrıştıracağım, toplumu arasındaki ortak değerler, ilkelere aykırı işte icraatlar, öyle bir şey demez ki zaten. Benim buradaki kastım gayet açık ve net. Akademik anlamdaki çalışmalardan bahsetmiyorum ben. Şüphesiz onlar var, doğru. Bütçe konuşmalarında da olsun, şeylerde de olsun, yapılan Çalıştay, komisyon raporları ortada. Benim kastım, çünkü siz bunu... Somut ve halka ulaşan projelerden söz ediyorsunuz. Ya somut, şimdi genel başkan olarak, ana muhalefet lideri olarak somut bir olayla şeysiniz. İşte kariyer sınavıyla ilgili öğretmenlerden bir şey var, bir şey, durum var. Bununla ilgili sizden görüş istiyorlar. Şimdi girmeyin, protesto edin demek bir politik değil midir? Bu sınavın kaldırılacağını söylüyor zaten kendi iktidarları bakın, döneminde. Gelince kaldırırım demek olmayacak, farklı bir şeydi. Gereksiz buluyor. Gelince alternatif bir sınav, alternatif bir çözüm. Yok, hiç sınav olmayacak. Bakın o da söyleyebilir. Ama sınavlara girmeyin ifadesi bir ana muhalefet lideri için bence sorunlu bir dil. Ben bunu şeyle de ilgili... Ara vermemiz gerekecek ama uzun mu? Ya aradan sonra mı yoksa şimdi de... Yok, kısa bir şeyse hemen söyleyebilirsin. Kutuplaşma ile ilgili doğru. Demokratik düzende kutuplaşmanın ayarında, dozunda olması... Sıkmayın söyleyeyim. Tabii, kaydı şartıyla. Tabii ki her siyasi partinin iddiası var, farklı söylemleri var, ülke meselelerine, dünya meselelerine bakış açıları farklı. Bu nedenle zaten farklı siyasi partiler. Ama kutuplaştırılı temel ilkeler, temel değerler, bunu demokratik devletin temel ilkeleri de, cumhuriyetin temel ilkeleri, Türkiye'nin toprak bütünlüğü temel meselesi, terörle mücadele. Peki. Yani bu meselelerde bir ortaklaşma zaruridir. Ara vermemiz gerekiyor. Bu defa bir aramız var. Biraz daha uzun, bir 5 dakika kadar, sonrasında tekrar devam edeceğiz Yakın Plan'a. Yakın Plan'a devam ediyoruz. Tanju Tosun, Ufuk Kuras ve Selami Kur'an'la birlikteyiz. Programın ilk bölümünü tamamladık. İkinci bölümde siyasette yargıyla bağlantılı bazı polemikler var. Onlara biraz değineceğiz şimdi. Bugün de adli yılın açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir konuşma yaptı. Birileri adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek istiyor dedi. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni eleştirdi. Daha önce de eleştirileri olmuştu. Söz konusu Türkiye olunca siyasi karar veriyorlar dedi. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile ilgili açıklamaları vardı. Görevden alınan herkesi göreve iade edeceğim demişti. Bununla ilgili yine değerlendirmeler var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buna sert tepkisi oldu. Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin, onların dönüşü mümkün değildir dedi. Yine AK Parti'den sözcü Ömer Çelik'in de bu konuda değerlendirmeleri oldu, tepkisi oldu bugün. Öte yandan bir süredir de, geçen hafta sonundan bu yana da şarkıcı Gülşen'in durumunu konuşuyoruz. Bugün de onun avukatları cezaevinden çıkmıştı ama ev hapsindeydi. Buna itiraz etmişlerdi. O da kabul edilmedi. Ev hapsi devam ediyor şarkıcı Gülşen'in. Yine Profesör Celal Şengör'ün de bir programda, Fatih Altaylı'nın programında söyledikleriyle ilgili yine bir ifadeye çağrılması söz konusu oldu. Hatta Gülşen hakkında mahkumiyet kararı talep eden savcı Celal Şengör de ifadeye çağırdı 10 gün içerisinde. Yargıyla ilgili genel olarak konuştuğumuz başlıklar da bunlar. Sayın Tosun, yine sizinle başlayalım, sırayı bozmamış olalım. Gülşen'in ev hapsiyle ilgili durumda yine son olarak, yine siyaseten de konuşulan bir konu. Bunu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şimdi şarkıcı Gülşen'in takip ettiğim şekliyle arkadaşları arasındaki bir diyalogta İmam Hatiplere yönelik ifadesinin daha sonra, yani birkaç ay sonra bir şekilde sosyal medyaya ulaştırılması ve sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmaların ardından tutuklanması ve 2-3 gün sonra serbest bırakılması. Şimdi yani Türkiye'de biliyoruz, özellikle yargı kararlarının vicdanları yaralayan çok sayısız örnekleri var. Yani çocuklara tecavüz edenlerin, kadın cinayetlerinin faillerinin serbest bırakılmış olduğu bir ülkede, özellikle zaman zaman bazı örnek olaylarda görüldüğü üzere ifadeye çağrılması durumunda gidebilecek, neyi ifade ettiğini açıklayabilecek bir sanatçının doğrudan doğruya kısa süre içinde tutuklanması, ardından 3 gün cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılması, fakat bir şekilde ev hapsinde olması, ev hapsinde bulunmasının yani kamu düzeni açısından, güvenliği açısından ne gibi bir katkısı olacak, onu da anlamak mümkün değil. Ben açıkçası kabul etmiyorum. Dolayısıyla Türkiye'de yargı örneğinde bakıldığında ciddi sorunlar mevcut. Nitekim bir iki gün önce Metropol'ün araştırma bulgularına göre Türkiye'de kurumlara olan güven 1 ile 10 puan arasında sıralanıyor ve 10 en yüksek güven düzeyi, 1 en düşük güven düzeyi. Yanılmıyorsam yargı oldukça alt sıralarda, 3 puan civarında bir puanlama verilmiş toplum tarafından, görüşülen denekler tarafından. Türkiye'de yargının vermiş olduğu kararlar tabii bir boyutuyla bireysel düzeyde o yargı makamında verilen kararların yanlışlığıyla ilgili, hukuki açıdan sorgulanabilirliğiyle ilgili, diğer boyutuyla da anayasal ve yasal statüyle ilgili olan bir durum söz konusu. Yani şimdilik belki Gülşen örneğinde bırakıp yargının sorunlarına daha sonra da devam edebiliriz, ya da bilmiyorum nasıl. O olur, öyle yapalım. Çünkü ben burada da Sayın Kur'an'a biraz daha teknik kısmını sormak isterim. Ev hapsi neden gereklidir burada gerekçe olarak? Tutuksuz yargılanmayı uzun zamandır konuşuyoruz. Cezaevinde değil de, ama ev hapsinin devam etmesinin gerekçesi. Evet, şimdi tabii... Gülşen sanıyorum vermiş olduğu bir konserde bazı ifadeler kullandı. Özellikle İmam Hatiplerle ilgili ve belirli bir lise, belirli bir okul türüyle ilgili olarak gerçekten kabul edilemeyecek, aşağılayıcı, ayrımcı ve nefret dolu bir dil kullandığı kanaatindeyim. Gerçi daha sonra da zaten kendi yaptığının yanlış olduğunu ve toplumdan büyük kahır ekseriyetinde tepkiyle karşılaştığını, bir anlamda mahkum edildiğini ve dolayısıyla da özür dilediğini açık olarak beyan etti. Şimdi söylemiş olduğu ifadeleri, kullanmış olduğu ifadeleri, ben sadece, ki bu ifadeleri hiç kimsenin, bakın mevkisi, makamı, icra ettiği meslek ne olursa olsun, hiçbir okul türü için bunu kullanamazsınız. Yani bu hakaret, aşağılayıcı bir üslup. Şaka yoluyla da olsa, belki bunu kendi arkadaşlarınız, yakın çevreniz arasında bu tür şeyleri kullansanız dahi, ki kullanılmaması bence daha doğru olur. Ama bunu böyle kamuoya açık bir konser esnasında bunu dile getirilmesi gerçekten kabul edilemez. İşin hukuki boyutu itibariyle de bu mesele gündeme geldiği zaman ben görüşümü gayet açık ifade ettim. Bizim yargı sistemimizde, ceza yargılamasında tutuksuz yargılanma esastır. Tutuklu yargılanma istisnadır.
Yani suç işlediği iddiasıyla herhangi bir kişi hakkında bir yasal işlem yapılıyorsa, ki katalog suçlar vardır, onlar zaten tutukluluk tedbirinin alınmasını öngörür. Ama bunun dışında özellikle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik iddiasıyla, bu suçun işlendiği iddiasıyla bir yasal işlem yapıldı. Belki yine ben yine söylüyorum bu konuyla ilgili, aslında bu gibi durumlarda belki bir davetiye çıkarılması, çağrı çıkarılması ve ilgili şüpheli hakkında ifadeye çağrılması yasalarımıza, mevcut düzenlemelerimize daha uygun bir uygulama olur. Bunun dışında dediğim gibi aslında söylediklerini telin etmekle, kınamakla birlikte yasal prosedürün bu süreç işleyecekse, ki işlemesi gerektiği de kanaatindeyim ben. Ama bunu da yine normlarımıza uygun bir şekilde yapılması lazım. Bu nedenle de ben zaten tutuksuz yargılanması gerektiği görüşünü ifade etmiştim. Peki ev hapsi? Ev hapsi tabii şöyledir. Şimdi ev hapsi adli kontrol tedbiri içerisinde değerlendirilir. Yani konutu terk etmeme cezası olarak ifade ederiz biz bu tedbiri. Eğer tutuklama şartları varsa, ancak şüpheli için daha hafif olan adli kontrol şartını da kararında verebilir mahkeme. Bunun anlamı şudur: İşte yurt dışına çıkış yasağı, belirli günlerde imza verme bulunduğu mahalde, karakola, veyahut da konutu terk etmeme cezası olarak. Şimdi zaten tutukluğa yapılan itiraz sonucunda mahkeme tutukluğu kaldırdı ve ev hapsiyle ne ilişkin bir tedbir uygun gördü. Bugün itibariyle sanıyorum bu ev hapsine de yapılan itirazı Gülşen avukatları tarafından mahkeme bunun reddine karar verdi. Bu işin ayrı bir yönü. Bir diğer önemli bölümü şöyle. Bizim bu... Yani özür diliyorum, şunu anlamaya çalışıyorum. Kaçmasın diye mi ev hapsinde? Kaçarsa diye mi yani yargılama bitmeden? Ya şimdi, bu sebeple mi? Yani şimdi tutukluluk... Tedbirin uygulanması için belirli şartlar görüyor zaten CMK dediğimiz ceza muhakemeleri kanunumuz. Onda özellikle kaçma şüphesinin olması, kuvvetli suç şüphesi, delilleri karartma şüphesi gibi belirli nedenler olması durumunda mahkeme tutuklanmasına karar verebilir. Ama tutuklanma değil de daha az bir şey olan, tedbir olan, hafif olan, öyle diyelim. Yani bir tutuklanma cezaevinde yatmakla ev hapsi arasında birebir örtüşmez yani. Bu tedbiri görüyor şeyimiz, yasalarımız. Ama ben bunun şöyle bir sorunu da olduğu kanaatindeyim. Aslında bizim böyle işte ifade özgürlüğü, efendim belirli toplumun belirli bir kesimini telin eden, belirli bir kesimini hakaretvari, aşağılayıcı, ayrıştırıcı, nefret dilinin aslında yalnız ülkemizde değil, bütün demokratik hukuk devletlerinde de bir yasal şeyi vardır, müeyyidesi, yaptırımı vardır. Yani bu dili kullanamazsınız, bu söylemi yapamazsınız. Belirli bir toplum kesimini veya belirli bir okuldan mezun olan, hangi okul olursa olsun, bakın ben İmam Hatip'li şunu ayrımı yapmıyorum, hangi okul olursa olsun, tahkir edici ifadeler kullanamazsınız. Yani bu ifade özgürlüğü veya özgürlük kapsamında değerlendiremezsiniz. Şöyle bir şeyi söyleyebiliriz belki. Orada işte halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, orada yasamız yine bir şey görüyor ki ifade özgürlüğünü sınırlamamak için özellikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike durumuna bakıyor. Bunu zaten önümüzdeki süreçte mahkeme bu konuda bir değerlendirmesini yapacak. Bu konuyla ilgili, çünkü konserle ilgili sanıyorum 4 ay önce bir konserde verilmiş. Bununla ilgili değerlendirmesi yapacaktır. Şimdi sürmekte olan bir yasal süreç olduğu için ben çok daha fazla esasa ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak istemem açıkçası. Bu var, ama bu şeyle ilgili Tanju Hoca'nın ifade ettiği yargı
meselesiyle ilgili birkaç cümle de ifade edeyim. Güvenilirlik konusu. Yargı, bakın, devletle vatandaş, yurttaş arasındaki güven ilişkisini kuran en önemli köprü hukuktur, adalettir. Ama bizim Türkiye'de maalesef, altını çiziyorum, 10 yıllardır hukukla siyaset kurumu arasında çok sorun olmuştur. Yani hukuk aslında Alman aydınlanma döneminin önemli düşünürü Immanuel Kant'ın ifade ettiği Ebedi Barış kitabında devleti bir araya getiren temel saik, temel unsurların başında adalet ve eşitlik gelir. Burada şunu söylüyoruz, yani devlet yapısının, devlet olgusunun temelinde adalet olması ve eşit adalet, eşitlikte de eşit olay, benzer olaylara, aynı olaylara eşit muamele yapılması lazım. Bu çok önemli. Yani devleti devlet çatısı altında, gerek siyasi gerek hukuki bir organizasyon altında vatandaşları, yurttaşları bir araya getiren temel sahipler budur. Devletin adalete dayalı bir mekanizmasını işlemesi ve eşit şekilde işlemesi. Yani etnik kökeni, işte mezhepsel, dünya görüşü, siyasi aidiyetinden öte, eğer suç işlenmişse suçun sonuçlarının da gerçekten uygulanması. Bu arasındaki ayrımın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü devletle yurttaş arasındaki güven ilişkisi, ki bunun da ana lokomotifinin ben adalet ve hukuk olduğunu düşünüyorum. Bir hukukçu kimliğimle, yani Türkiye'de adaletin, hukukun belirli yanlışlıkları, arızaları, yargı kalitesinin artırılması noktasında gerçekten bir çabanın olduğunu da düşünüyorum. Yani 7. yargı reform paketi geldi. Ama sorun şöyle, yani bizim gerek her ne kadar darbe anayasamızda olsa yasal düzenlemelerimizin, yani bugün Avrupa'dan veya Avrupa Birliği ülkelerinden çok geride olmadığını düşünenlerdenim. Sorun nerede? Sorun tatbikatta, uygulamada. Bu da açık olarak, yani her türlü siyasi aidiyetin üstünde bir hukuki bilinci, bir hukuk kültürünü gerektirir. Eğer siz devlet adına yargı yetkisini kullanıyorsanız bunu anayasaya, yasalara ve vicdanınıza uygun şekilde kullanmanız lazım. Anayasamızın emri de bu. Anayasamızın 138. maddesi gayet açık. Hiçbir makam, merci, kişi hakimlere talimat veremez, telkinde bulunamaz, tavsiyede bulunamaz. Şimdi bir taraftan bakıyoruz, işte yargı mensuplarına bir şekilde tırnak içinde ayar vermeye çalışan bir siyasi iklim oluşuyor. Bakın, teknik olarak bir yargı kararını eleştirmek farklı bir şeydir. Eleştirebiliriz. Hepimize, siz de eleştirebilirsiniz. Ama topyekün, kategorik bir şekilde Türkiye hukuk devleti değildir, Türkiye'de hukuk bitmiştir şeklinde kategorik bir hüküm, buna ilişkin bir cümle kurmak doğru değil. Yani hukuk biterse, hukuk yoksa, adalet yoksa ne yapacağız? Sığınacağımız başka bir çatı mı var? Dolayısıyla her türlü eleştiriyi yapmakla birlikte, bunun da gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani verilen yanlış kararları eleştirmek, düzeltilmesi, tahsiye edilmesi gereken ve yargıda da, bakın, yargıda da yanlış, ilk derece mahkemelerinin verdiği yanlış bir karar olmuş olsa dahi yargı kendi içerisinde onu tahsiye edici, düzeltilmeci mekanizmaları var zaten. Yani bunun işletilmesini işletilmesini beklemek lazım. Yani hukuku kendi mecrasında bir şekilde bırakmak lazım. Hiçbir efendim siyasi müdahale olmadan, hiçbir efendim farklı sahiplerle müdahale olmadan, ama toptan böyle kategorik bir cümle kurarak Türkiye'de her şey bitmiştir, hukuk bitmiştir, ben bu cümlelerin doğru olmadığı kanaatindeyim ve maksada da hizmet etmediği kanaatindeyim. Peki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile de bir iki cümle ifade edeyim. Onu bir sonraki turda konuşalım sizinle.
Şimdi bir yeni gelişme var. Bu defa başka bir konuda. Boğaz'da bir bebekte tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'dan yola çıkıp İtalya'ya doğru giden bir kargo gemisi bebekte İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Ve Boğaz'da gemi trafiği hemen askıya alındı tabii. NTV'den Emirhan Ergen de oraya ulaştı. Şimdi o geminin durumunu bize anlatacak. Emirhan, kurtarma ekipleri oraya geldi mi? Gemiyle ilgili operasyon başladı mı? Seda, kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Gemisine bağlı kurtarma botları ve römorkörler şu anda olay yerinde. Hasar tespit çalışması yapılıyor. Gemideki hasar tespit edilecek. Bu dümen arızası giderilebilir mi? Buna bakılacak. Gemide çepesinde herhangi bir yırtık var mı? Bu kontrol edilecek. Çalışmanın ardından bir kurtarma operasyonu tasarlanıp uygulamaya konulacak. Şu anda mürettebat gemide herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Mürettebatın hayati bir tehlikesi bulunmaması nedeniyle gemiden tahliye edilmelerini de beklemiyoruz. Nene Hatun gemisi özel kurtarma operasyonlarında Diye Emniyeti'nin en önemli güçlerinden biri. Şu anda o da olay yerinde bize şunu gösteriyor. Burada özel bir kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. Genelde gemilerin karaya oturması gibi durumlarda römorkörler tarafından halatlarla bu gemilerin güvenli bölgeye çekildiğini görüyoruz. Bugün de bu geminin ahır kapı açıklarına halatlar yardımıyla çekilmesini bekliyoruz. Boğaz trafiği şu anda askıya alındı. Bu olay nedeniyle Boğaz'da herhangi bir şekilde bir çevre kirliliği söz konusu değil. Geminin adı Lady Zehma, Türk Denizcilik firmasına ait bir gemi. 30 Ağustos'ta tahıl koridoru anlaşması kapsamında yola çıkmıştı. İtalya'ya doğru seyir halindeydi. 173 metre uzunluğunda büyük bir kargo gemisi. Akşam saatlerinde Boğaz girişinde bir dümen arızası yaşadı ve Bebek koyuna gemiledi. Şu anda Boğaz trafiği askıya alınmış durumda. Emniyetine bağlı ekipler burada. Onların çalışması devam ediyor. Şu anda herhangi bir tehlike söz konusu değil. Emirhan Ergen anlattı. Neyse ki bir tehlike söz konusu değil. Ukrayna'dan yola çıkan bir gemi Bebek'te karaya oturdu. Boğaz'da seyir halindeydi. Dümen arızası söz konusu. Bir kargo gemisi bu. Lady Zahma isimli bir gemi. 173 metre boyunda. Ve oraya sahil güvenlik ekipleri ulaştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarmalı ekipleri yine römorkör ve botlarıyla orada. Yaralanma yok, can kaybı yok. Çevre kirliliği tehlikesi de yok. Boğaz geçici olarak askıya alındı. Bu gemide tahıl koridoru anlaşması kapsamında 30 Ağustos'ta İtalya'ya gitmek için Ukrayna'dan ayrılan bir gemi. Yakın plana devam edeceğiz ama bu sıcak gelişmeyi de paylaştıktan sonra şimdi bir ara verelim. Sonrasında yakın plana devam edeceğiz. Yakın planın son bölümüyle karşınızdayız. Şimdi yargı ile ilgili bağlantılı konuları konuşuyoruz. Ufuk Kuran sizde kalmıştık. Selami Kuran burada hukuk mecrasına bırakılmalı dedi. Aslında bırakılmıyor da biraz ülkede tarif ettiniz. Yani dışarıdan müdahale edilmeden evet, hukukun kendi mecrasında işlemesi sağlanmalı. Gülşen olayı penceresinden katılır mısınız Selami Bey'in yorumlarına? Valla bu Boğaz'daki tanker kilitlenmesi gibi ben bizim hukuk sistemimiz de kilitlendiği kanaatindeyim. Yani ne çok seviniyoruz 7. yargı paketi diye. Ya 2 yılda bir kaldırım değiştirir gibi 7. yargı paketi dediğimiz şeyin nedir? Bir meclisin çok fazla yasa yapması iyi bir şey midir? Niye Batı ülkelerinde sürekli yargı paketi olmuyor? Bu işte bir tuhaflık yok mu? Temel yasalarınızı bir kere de çıkarırsınız ve bunu Çin işkencesine dönüştürmezsiniz. Son yargı paketiyle ilgili bir önceki bakana da çok etraflı bir önerilerde bulunmuştum. Aynen sizin gibi düşünüyoruz demişlerdi. Ama işte ortadaki durum Gülşen Hanım'ın örneğinde olduğu gibi bariz bir şekilde kamuoyunu rahatsız ediyor. Toplumda bir vasat oluştu. Yani İmam Hatiplerle ilgili ifade yakışıksız bulundu. Zaten Gülşen Hanım kendisi bence çok güzel bir öz eleştiride bulundu. Burada bir yeterlik vereceksiniz değil mi? Hayır. İlla ki cadı avını bir milli spor haline getireceğiz. Şimdi Gülşen Hanım'ın tutukluluğunun kaldırılması tabii ki çok doğru ama ev hapsinin sürmesi ne demek? Yani bir sanatçıyı ev hapsine mahkum etmek ne demek? Yani ev hapsine mahkum olunca ne olacak? Yani delilleri mi karartmayı önlüyorsunuz? Aslında bir mahkumiyet
kararı olmadan siz fiilen bir sanatçıyı şimdiden cezalandırıyorsunuz. Yani bunun kabul edilebilir bir yanı yok, lamı çimi yok. Ama biz meseleleri tek başına hukuk içinde de çözemeyiz. Yani bir ciddi kültürel zihniyet meselemiz var. Yani kadınların kılık kıyafetine yönelik takıntıları olan, bunu dert edinen macho erkeklerin patolojik, psikosomatik sorunlarını hangi hukukla çözeceksiniz? Yani neyi tutsanız elinizde kalıyor. Dolayısıyla bu meselede Gülşen Hanım konusunda kamuoyu aslında bir yeterlilik verdi. Ama biz bunu inatla maalesef sürdürüyoruz. Dünyada bunun gibi birçok örnek var. Çok sevdiğim bir sinema sanatçısıdır Lars von Trier. Yahudilerle o kadar ve Nazilerle ilgili, yani Nazileri haklı bulan o kadar münasebetsiz bir laf etti ki, ama dünya kamuoyunda bu kınandı, reddedildi ve bazı meseleleri medeni bir şekilde aşabilme yeteneğini göstermek son derece önemli. Şimdi baktığınızda adaletin tesisi düşünce geriye adale kalıyor tabii ki ve bizim bir şekilde buralarda yargı bağımsızlığını zamandan bağımsız olmaktan çıkarmak, buradaki keyfiliği, taraf kirliliği gidermek gerekiyor. Ama 2 yılda bir kaldırım değiştirir gibi sürekli yargı paketleriyle toplumu yormanın manası yok diye düşünüyorum. O yüzden yani biraz sonra konuşacağımız ayın meselesi de dahil olmak üzere kimse bizi uluslararası hukukun normlarına uymaya zorlamıyor. Ya bu bize ağır geliyorsa vazgeçelim. Gelmiyorsa gereğini yapalım. Dolayısıyla bu araf durumu hakikaten toplumu büyük ölçüde zorluyor. Yani demokrasi dediğimiz şey kuyuya taş atma özgürlüğü değil. Kuyudan hep beraber delilerin attığı taşları çıkarmamız gerekiyor. Ama biz bir taş yağmuruyla kuyuları doldurmayı marifet biliyoruz. Ben toplumun aslında bir aklı selimde buluşabileceği kanaatindeyim. Gerek Celal Şengör'le ilgili, gerek benzeri meselelerde alınan tutumların toplumdaki gerilimleri daha arttırdığı kanaatindeyim. İşte Gülşen Hanım örneğine bir kere daha söyleyeyim. Öz eleştirisiyle, evet yanlış yaptım demesiyle konunun kapanması gerekiyordu. Toplumun makul çoğunluğu da zaten bu doğrultudaydı. Ama dediğim gibi seviyoruz biz cadı avı sporunu galiba. Peki, şimdi o halde bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili eleştirisine de değinelim isterim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çünkü siyasi karar almakla eleştiriyor mahkemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve uluslararası mahkemenin konu Türkiye olunca farklı davrandığını, farklı hareket ettiğini söylüyor. Hukuku kendi ajandalarının aracı haline dönüştürmek isteyenler var diyor. Ve birileri maalesef ülkemizin adalet sisteminin nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle çalışıyor ifadesini kullanmış. Türk milleti adına karar veren yargımızın bu niteliğinden rahatsız olanların varlığından söz ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle ifadeler kullanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Tosun Türkiye'ye diğer Avrupa ülkelerinden ya diğer ülkelerden farklı bir tutum içerisinde mi? Şimdi bu sorunuza yanıta gelmeden önce bir cümleyle biraz önceki turda bu yargı meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de yargı özellikle askeri darbe dönemlerinde siyaseti bir tanzim etme aracı olarak kullanılmıştır. Nitekim Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı içinde Adalet Bakanlığı ve Müsteşarı'nın, ki daha sonra Müsteşar çıkarıldı, Adalet Bakanlığı'nın bulunması doğrudan doğruya bir şekilde yüksek yargının siyaseti yeri geldiğinde tanzim etme aracı olarak vurgulanmasının otoriter dönemde öyle bir kurgulama söz konusu idi. Türkiye maalesef, Türkiye'de yargı sistemi bir türlü siyasetle yargı arasında kuvvetler ayrılığının olması gereken şekliyle ayıramamıştır. Bir süre önce 2010'da anayasada yapılan değişiklikle
ya yüksek yargı üyelerinin bazılarının parlamentodan seçim yöntemiyle gelmesini biz çok demokratik meşruluğa sahip bir yöntem olarak düşündük ama o da öyle olmadı aslında. Yani 2010'lu yıllarda Türkiye'de yaşanan özellikle yargı içindeki çekişmeyi dikkate aldığımızda. Şimdi liyakat ciddi anlamda bir sorundur. Birkaç gün önce sosyal medyadan izledik. Hakimlik sınavında en yüksek derece, ikinci dereceyi alıyor bir kız adayımız fakat sınavda eleniyor. Şimdi bunu hangi yargıyı kendi başına bırakma mantığıyla açıklayacağız? Ciddi anlamda Türkiye'de yargının sorunları mevcut. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlardaki çifte standart bağlamında görüşümü vermek durumunda kaldığımda şimdi bazı kararlarında çifte standart vardır ama bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizatihi işleyişinden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısal sorunlarından kaynaklanan bir durum değildir. Yani Türkiye kendisiyle ilgili bazı meseleleri o mercilerde yeteri ölçüde savunamamasıyla ilgili bir durumdur ama bunlar istisnadır. Onun dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarda evrensel hukuk referansı son derece önemlidir. Yani davanın XYZ ülkesinden gelmiş olmasından ziyade verilen kararların evrensel hukuk, Avrupa hukuk normlarına, kurallarına uyup uymadığı kriterlerinden yola çıkarak kararları vermektedir. Türkiye'nin bu mahkemenin mahkemeye bireysel başvuruyu zorla Avrupa bize dayatmadı. Yani Türkiye kendi iradesiyle Avrupa topluluğunun en azından Avrupa medeniyetinin bir parçası olduğu anlayışından yola çıkarak böyle bir yargılama yetkisini kabul etmiş durumda. Ona da özellikle onu da belirtmek gerekir. Şimdi diğer boyutu da şu tabii ki yani özellikle usulüne uygun olarak imzalanmış olan uluslararası anlaşmalar iç hukukta çok önemli bir yere sahip, bağlayıcı. Bu açıdan bakıldığında Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarda çifte standartları sorgulayana kadar kendi iç hukukunda hukuk adına yapılan yanlışları nasıl telafi edebilir? Kendi iç hukukunu evrensel hukuka, Avrupa Birliği hukukuna nasıl eşdeğer hale getirir? Hukuku bir anlamda geliştirmek anlamında, yargıyı bağımsızlaştırmak anlamında bunların üzerine daha fazla kafa yorması gerekir. Mesele sadece bir paketi açıp kapatma meselesi değildir. Meselenin arka planında yapısal, kurumsal ve aynı zamanda Türkiye'nin siyasal kültürünün Türkiye'deki yargı mensuplarına sirayet etmiş olmasıyla da ilgisi var. Yıllar önce yargı mensuplarının hak ve özgürlük anlayışlarıyla ilgili bir rapor yayınlanmıştı. O raporda sorulan bir soru vardı hatırladığım kadarıyla. Devletle bireyin menfaati bir anlamda karşı karşıya geldiğinde öncelikle devletin çıkarını mı yoksa bireyin özgürlüğünü mü savunursunuz şeklinde hukukun gereği olarak yerine getirirsiniz diye. Her şeyden önce devletin çıkarını bireyin özgürlüğünün yerine koyan bir hukuk anlayışı da var Türkiye'de. Bu hukuk anlayışı evrensel hukuk mantığı içinde hukukçuların demokrasiye, hak hukuka bakışı, özgürlüklere bakışı konusunda da siyasal kültürümüzden kaynaklanan bu sorunlu kodlar düzelmeden iktidarlar değişse de iktidarı ele geçiren bütün aktörler kendi düzenlerine devam ettirmek için bir şekilde yargıyı kullanma, yargı aracılığıyla siyaseti, toplumu, kültürü tanzim etme gibi kendilerinde bir misyon görüyorlar. Sorun biraz da bu boyutta kanımca. Sizce Türkiye'ye uygulanan çifte standart mı yoksa yerel hukuk anlayışıyla evrensel olan arasındaki fark mı?
Evet, aslında Türkiye Avrupa Birliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilişkisi Türkiye'de kadim bir tartışmadır. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bünyesinde kurulan ve gerçekten Avrupa'da ve ülkemizde de ben o bütün eksikliklere rağmen temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önemli katkılar veren uluslararası bir kurumdur. Ancak bu AİHM meselesinde yine az önce ifade ettiğim kategorik bir teslimiyetin, bakın bunu neden söylüyorum? Şu açıdan söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye yönelik vermiş olduğu ihlal kararlarıyla ilgili Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde yerine getiren birinci ülke. Bakın bizim özellikle ifade özgürlüğü, güvenlik ve hürriyet hakkı ile ilgili çok sayıda başvurular gidiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve bunlara ilişkin verilmiş olan kararları diğer ülkelere nazaran yerine getiren konumda olan birinci ülke Türkiye. Şimdi Türkiye ile AİHM arasındaki temel mesele nerede ortaya çıkıyor? Aslında bu çifte standart tartışması da orada geliyor. Hı hı. Daha çok siyasi davalarla ilgili. Siyasi davalarla işte zaten malum kamuoyunda çok tartıştık. Davalarla ilgili bakın siyasi davalar önüne gelebilir ve siyasi davalarla ilgili mahkemenin yapması gereken ben teknik olarak o yönden hukuk tekniği açısından meseleye bakmak ve hukuk tekniği, hukuk kuralları çerçevesinde ihlal varsa buna karar vermek. Ama belirli dosyaları önceleyip sadece Türkiye ile ilgili ilişkide bunu bir baskı aracı olarak kullanmak. Orada teknik farklı olarak bir şey. Bakın ben size neden örnek veriyorum? Şöyle bir şey var. İhlal kararlarıyla ilgili bakın Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi vardı. Rusya çıktı. Zaten AİHM'den de ayrıldı. 46 ülkesi var. Şimdi yani sadece Türkiye'ye yönelik ihlal kararları verilmiyor ki. Birçok ülkeye yönelik veriliyor. Yunanistan'la da ilgili verilenler var. Biz bunları gündeme getirdiğimizde efendim kötü emsal değil. Ya netice itibariyle siz uluslararası bir kurumla bir yargı organı ile ilişki içindesiniz. Dolayısıyla o yargı organının, o mahkemenin eşit şekilde bütün üye ülkelerle ilgili yani sözleşmeye taraf ülkelere eşit muamelede bulunması lazım. Şimdi bu şey davası ile ilgili hatırlayalım. Kavala davası ile ilgili ihlal prosedürü başlatıldı. 2 ay, 3 ay gibi kısa bir sürede. Bütün Bakanlar Konseyi toplandı, gerekli mekanizmalar işletildi, AİHM toplandı, Büyük Dairesi 1,5-2 ay içerisinde karar çıktı. Ya peki Yunanistan'la ilgili, orada yaşayan Batı Trakya'daki Türklerle ilgili 15-20 yıllık kararlar var, kesinleşmiş kararlar. Ve Yunanistan inatla yerine getirilmiyor. İfade özgürlüğü, örgütlenme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü. Şimdi az önce dediniz ki başka ülkelerle ilgili de kararlar veriliyor. Biz bunları söylediğimiz zaman farklı anlaşılıyoruz dediniz. Evet. Şimdi de verilmiyor mu diyorsunuz? Tam anlayamadım. Hayır. AİHM'in Yunanistan'ın ihlal ettiği temel hak ve özgürlüklerle ilgili, Batı Trakya'daki yaşayan Türklerle ilgili, ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı, din ve vicdan hürriyetiyle ilgili vermiş olduğu 4 tane kesinleşmiş AİHM kararı var. Hı hı. Benim de sorum gayet basit ve net. AİHM Yunanistan'la ilgili 20 yıldır herhangi bir müeyyideye ilişki yaptırım süreciyle ilgili bir adım atıldı mı? Çifte standart derken ben bunu kastediyorum. Hı hı. Tabii ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi anayasamızın ilgili maddesi gereği iç hukukumuzun bir parçası. Ama siz AİHM meselesinde böyle tek boyutlu, kayıtsız şartsız bir tesis. Bunları söylerken diğer taraftan da AİHM'in bu uygulamalarını söyleyeceksiniz. Neden bu ihlal prosedürü Yunanistan'ın 20 yıldır bakın ilki 84 sanıyorum 85'te verilmiş karar var. Aradan yıllarca geçmiş Yunanistan'a yönelik en ufak Yunanistan Avrupa Birliği de üyesi aynı zamanda. Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa Birliği üyesi. Ya bunlarla ilgili neden bir adım atılmıyor? Veya AİHM'le ilgili Türkiye'ye yönelik verilen, Türkiye işte AİHM standartlarına uymuyor. Bununla ilgili özel eleştiride bulunan değerli yorumcular neden bu açıdan da meseleye bakmıyorlar? Yani bunu da söyleyin. Ben yine altını çiziyorum. AİHM önemli bir kurumdur. Türkiye'yi verdiği kararlar Türkiye açısından bağlayıcıdır.
Türk makamlarının, ulusal makamlarının yerine getirmesi lazım. AİHM kendi başına zaten esasa girip efendim suçlu susuz değerlendirmesini yapamaz. Ulusal mahkemelere yargı ihlaliyle ilgili olduğunu bildirir ve ulusal makamlar, yargı mercileri gerekli kararı verirler. Bu gayet açık ve net. Ama AİHM'in verdiği her karar kayıtsız şartsız doğru, Türkiye'ye çifte standart uygulanmıyor demek de bence doğru değil. Doğru değil çünkü uygulamaları görüyoruz. Kaldı ki bakın birkaç hafta önce ihlal kararlarını yerine getiren ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada. Türkiye birinci sırada. Türkiye. Bu yeni bir tabii. Yani birkaç ay oldu. Ya hayır. Ya ihlal kararları veriliyor. Verilir. Onu söyledim az önce. Özellikle adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkıyla da ilgili çok başvurulu var. Güvenlik hakkıyla da ilgili. Yani bunlarla ilgili başka ülkeler için de veriliyor dediniz. Tabii başka ülkeler için de veriliyor. Fransa için de, Almanya için de, İspanya için de, İtalya için de. Türkiye'ye uygulanan çifte standart, onlar için de ihlal kararı var. Türkiye için de var. Hayır. Bakın şöyle, ihlal kararlarını en fazla yerine getiren ülke uyuyor, evet. Türkiye. Demek istediğim o. Anladım. Türkiye diyor ki ben bu anlaşmaya tarafım. İç hukukumun bir parçası, ihlal kararı verdiyse AİHM ben uyguluyorum diyor. Ve birinci sırada. Yani bunu söylememiz lazım. Diğer konuyu söyledim. İhlal prosedürü. Ya hemen böyle jet hızıyla 3-4 ayda AİHM tarihinde yok bu. Yani burada Türkiye'ye yönelik ben bu anlamda çifte standart uygulandığını düşünüyorum. Hukuk tekniği açısından da söylüyorum. Eğer AİHM ki çok deneyimli yargıçlar vardır. Hukukun genel ilke ve esasları çerçevesinde ve bütün taraf ülkelere eşit bir şekilde davranışta bulunması, yaklaşımda bulunması gerekir. Aksi takdirde Türkiye tabii ki belirli noktalarda Türkiye'de yönetenler itiraz ederler. Ufuk Bey, siz de uzun zamandır biliyorum pek çok sayısız herhalde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine gelen takip ettiniz, ediyorsunuz. Türkiye hakkında böyle taraflı bir tutum olduğunu düşünüyor musunuz mahkemenin? Şimdi, tabii ki bu konudaki çifte standartların üzerine gidilmeli. Yani bu Batı Trakya'daki yaşanan durumun doğrudan tanığı olduğum için hakikaten önemli bir yara. Hem bunların üzerine gidilmeli ama Osman Kavala gibi davanın öncelikle ele alınmasında da ben memnuniyet duyuyorum. Çünkü çok simgesel bir yanı var. O mu bu mu diye bir şey yok. Mecliste çok gündeme getirdiğim bir konu bu. Yani AİHM kararlarını en fazla biz uyguluyoruz demek. Yani çok hak ihlali yaptık ve bedelini ödüyoruz. Ben bir yurttaş olarak bu kadar çok hak ihlali yapılıp bizim vergilerimizle, bütçemizle bu kadar çok bedel ödenmesinin büyük bir maharet olduğunu düşünmüyorum. Yani yaranız varsa kaşırırlar. Dolayısıyla yaralarınızı büyük ölçüde gidermek ve bu konudaki evrensel standartlara ulaşmak. Ama biraz önce ifade edildiği gibi bu konudaki çifte standartı da teşhir edebilmek pekala mümkün. Son bir örnek vereyim. En son biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili bir sıkıntı yaşandı ve hani oradaki terör suçlarının iadesi konusunda süre gelen bir şey var. Şimdi birisi katilse, dolandırıcıysa, darbeye karışmışsa tabii ki bunun suçların iadesi kapsamında değerlendirmek gerekebilir. Ama mesela Ragıp Zarakoğlu gibi yayıncı, yazarı bir terör suçlusu gibi iadesini istediğinizde insanlar gülümsüyorlar size karşı. Ya bu konularda hakikaten ölçüyü kaçırmamak lazım. Terör tanımına dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygun hale getirmezseniz bu çifte standartların da önünü açmış oluyorsunuz. Dolayısıyla meselenin birçok boyutu var ve sonuçta AİHM mekanizması Türkiye'nin her şeye rağmen standartların yükseltilmesi açısından önemli. Yani ifade özgürlüğüne ilişkin bu kadar fazla ihlal yapılması, daha önce mecliste Cemil Çiçek'le bu meseleyi çok sık tartışırdık. Yani işkence davalarında sistematik işkence olmadığı iddiasına karşın hep şunu söylerdim. Bir ülkede işkencenin sistematik olması için bana sayı verir misiniz? 350 mi? 917 mi?
hangi sayıdan sonra sistematik hale gelecek? Bu meselelerde yanlışların en azı indirilmesi, insan haklarının en azı indirilmesi varken ihlalimi yaparım, bedelimi de öderim mantığından bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu tür çifte standartlarla karşı karşıya kalmamızın da nedeni oluyor maalesef. Şimdi bir Seda Hanım, bir ekleme yapabilir miyim? Bu buyurun, buyurun, buyurun Sayın Tosun. Bence çok kısa. Şimdi 2020 AHİM kararları dikkate alındığında en fazla mahkumiyet kararı alan ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirtelim. Birinci sırada Rusya. Doğru. 97 mahkumiyet kararının 85'inde hak ihlaline karar veriyor. Ve bu hak ihlallerinin 31 tanesi özellikle düşünce ifade hürriyeti ile ilgili. Ardından 21 tanesi adil yargılama hakkıyla ilgili, 16 tanesi güvenlik hakkıyla, 14 tanesi de mülkiyet hakkıyla ilgili. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında yani Türkiye'nin iç hukuku, uluslararası hukuk nezdinde bu konulara bireysel başvuru hakkını tanımışsa, kendi iç hukukumuzdan uluslararası hukuka bu tür şikayetlerin gitmemesi konusunda da gerekli düzenlemelerin yapılması ve çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Peki iç hukukta ne yapılmalı ki bu cümle, sayılar böyle bu kadar yüksek olmasın tabii, Sayın tabii. Kur'an? Hayır, hayır. Nerede zaten bir... o... az önce de ifade ettim, adil yargılanma hakkı, kişi hürriyeti hakkı, efendim ifade özgürlüğü gibi alanlarda, konularda çok sayıda bireysel başvuru yapılıyor. Zaten hem Anayasa Mahkemesi'mize hem de oradan karar kesinleştikten sonra AHİM'e gidiliyor. Benim altını çizmek istediğim nokta şudur. Türkiye'deki bu insan hakları ihlalleriyle ilgili verilen kararlar ortaya çıktığı zaman Türkiye bunu en yüksek sayıda, bakın, yerine getiren bir ülke, tasfiye eden, düzelten, gideren, tazmin eden ülke konumunda. Ben bunun altını çizmek istedim. Yani şöyle bir yaklaşım, şöyle bir değerlendirme doğru değil. Yani istatistik bunu göstermiyor. İhlaller oluyor, ihlal kararları veriliyor Türkiye'ye yönelik ama Türkiye bunların hiçbirini yerine getirmiyor. Veya çoğunluğunu yerine getirmiyor. Tabii ki ben de katılıyorum. Mümkün olduğu kadar az ihlallerin söz konusu olması ülkemizde, az başvuruda başvurunun söz konusu olması, bütün bunları tartışacak halimiz yok. Bir şey de işkence ile ilgili, bu işkence meselesiyle ilgili o 80'li 90'lı yılların şeyiydi Türkiye'de. İşkence nedeniyle başvurular. Bugün bu sayıya bakın, sıfırlanmıştır şu anda. Bakın az önce söylediğim alanlarla, temel hak ve özgürlüklerle ilgili ihlal başvurularını ayrı tuttum. Onlar var. Bu gerçek. Ancak Türkiye'de işkence noktası, bu defter kapandı Türkiye'de. İşte az önce eleştirilen, efendim kanun değiştirmek, yeni kanunlar ağır aksak da olsa Türkiye'de yerleşti o. Bugün Türkiye'de artık siz gözetim altında olan, gözaltına alınan, insanlara işte işkence yapıldığı, bırakın sistematiği, herhangi bir işkence yapıldığı noktasında sıfıra yaklaşmış bir ülkeyiz. Bu olumlu bir adım. Ama diğer alanlarla da ilgili az önce de söyledim. Ya ve hukuk şöyledir. Yani yaşam dinamik. 6-7. yargı paketi gündeme geliyor diye eleştirilir mi ya? Önemli olan siz getirin, bunların tatbik etmesi noktasında eleştiride bulunun. Eleştirin bunu. Tatbik edilmesi için itici olarak, yapıcı olarak motive edin. Yani neticede yaşam dinamik. Yani bizim tutukluluk şartları, gözaltı şartları, efendim gece yarısı gözaltına almalar, bir takım kadın hakları ile ilgili iyileştirmeler, şiddetle ilgili iyileştirmeler, bunlar çok yapıldı. Bitti mi? Bitmedi. Bunların da hayata geçirilmesi, tatbik edilmesi önemli. Hı hı. Ama hayat dinamik. Ve hiçbir şeyi de altını unutmayalım Seda Hanım. Biz Türkiye'de 60 darbiz, 80 darbiz, muhtıralar. Ya bizim şu andaki yasal mevzuatımızın, ben hukukçu olarak bunu ifade ediyorum. Yasal mevzuatımızın, hukuk mevzuatımızın temeli darbe anayasasıdır. Darbeler ürünü bir yasal mevzuatla karşı karşıya. Gelen giden hükümetler, bakın bu mevcut iktidardan önce de hükümetler çok iyileştirmeler yapmaya çalıştılar.
Anayasamızın 88 maddesinde 188'e yakın tadilat yapıldı. Çok değişiklik yapıldı. Yani oradan işte Türkiye'de Türk Ceza Kanunu değiştirildi 2004'de, Türk Medeni Kanunu, işte Türk Ticaret Kanunu, Usul Kanunumuz. Ya bütün bunlar netice itibariyle gelen, ülkeyi yöneten iktidarların bir iyileştirme çabasıdır. Bu nedenle aslında söyleme, yani bu ayrı bir tartışma da açmak istemem. Yani Türkiye'de siyaset kurumunun acil, öncelikli meselelerin başında ekonomi, dış politika, terörle mücadele, onları ayrı bir yere koyuyorum. Yani bu sadece hukuk anlamında siyaset kurumunun acil, öncelikli meselelerin başında Türkiye'ye sivil, demokratik yeni bir anayasa sağlamaktır. Bildiğim kadarıyla buna zaten itiraz eden hiç kimse yok. Ama bir araya da gelen yok. Evet. Bu arayla ya tamam, ekonomik meseleler, şu meseleler tabii toplumun gündeminde oluyor. Ama daha yüksek perdeden, yüksek şeyden konuşacağız ama bu meselelerin de çözüm noktasının Türkiye'de gerçekten siyaset kurumun Türkiye'ye borcudur, gelecek kuşaklara borcudur. Her türlü antidemokratik müdahaleye kapalı, temel hak ve özgürlükleri esas alan, temel alan yeni demokratik bir anayasa olması lazım. Sanırım buna dediğiniz gibi kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum. Şimdi programımızda da son bölüme geliyoruz artık. Ben Ufuk Bey, siz bir şey mi eklemek istiyordunuz bu arada? Öyle anladım ya, ekranda. Yanlış anlaşılmak istemem. Yeni yargı paketi gelir diye eleştirmedim. Ben de emek verdiğim için. Onu bir ironi olarak söylüyorum. Ama şu, yani mesela lütfen dedim, yeni bir Alevi Çalıştay'ı daha yapmayın. Somut adım atın. İşte bir somut adım atılarak hakikaten 40 tane Çalıştay'dan daha fazla katkı sunmuş oluyorsunuz. Yani icraat ve somut adım atmak zamanı. O açıdan söyledim. Yoksa tabii ki paketler önemli. Evet. Sayın Tosun, şimdi 3-4 dakikalık bir zamanımız kaldı. Bu konuya buradan mı devam etmek istersiniz bilmiyorum aslında, ama çok bağımsız değil. Zaten bugünün de gündeminde olan konuların da arasındaydı. Bu kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenler var. CHP liderinin onlarla ilgili söylemi vardı, görevlerine iade edilecek diye. Tam da konuştuğumuz konular üzerinden bakıyor aslında AK Parti. Çünkü Sözcü Çelik dedi ki bu açıklama yargı alanının, siyasetin doğrudan müdahalesidir. Aslında çok bağlantılı da sayılır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınanları da var aralarında. Bu kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenlerin siyasetteki onlarla ilgili polemikle ilgili belki birkaç cümleyle bitirmek istersiniz. Tabii KHK örneğinde, KHK'lılar örneğinde değerlendirildiğinde Sayın Çelik'in ifadesi, yani meselenin işte siyasete çekilmesi, politik olan dışında düşünmek mümkün değil. Bizatihi o KHK'larla mesleklerinden ihraç edilenler bir yargı kararı sonucunda ihraç edilmiş değiller. Şimdi politik, ama ihraç edilenlerin tümü mü doğrudan doğruya o 15 Temmuz darbe girişimine katıldı ya da bildiriye imza atmaları nedeniyle bunlar nasıl değerlendirilmektedir? Dolayısıyla politikanın dışında düşünmek mümkün değil. Siz burada temel tercih olarak bir yargı kararı sonucunda suçlu bulunmadan kamu görevlerini, görevleri dışında itecek misiniz, itmeyecek misiniz? Benim anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu KHK'lıları göreve iade edeceğiz ifadesi ile hukuka aykırı cezai bir takım yaptırımla karşı karşıya kalmış olsa dahi bunların görevlerine iade edileceklerini son tahlilde ifade etmiyor. Bunların içinde yargı kararıyla suçlu bulunup bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak bireyler de var. Ama burada CHP'nin temel eleştirisi yargının kararı sonucunda mesleklerinden ihraç edilmeyip doğrudan doğruya bir idari tasarrufla, ki idari olan zaten politiktir. Son noktada
CHP'nin bakışı KHK'lıların göreve iade edilmesiyle ilgili bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Yoksa hukuku tanımayıp hukukun kararına rağmen bunları önceki iktidar görevden uzaklaştırdı, önceki iktidar yaptı diye biz göreve iade edeceğiz. Böyle bir yaklaşım içinde değil Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu. Buradaki temel eleştiri bir hukuki karar, bir mahkeme kararı sonucunda bu tür Peki. cezalar alınmadığı için eleştiriyor o anlamda. Peki, bu konuda daha eminim çok konuşulur ama bizim programımızın süresi bitti. Hem yargı şemsiyesinin altında konuşulan konular arasında olduğu için sizlere süre kalmadı ama en azından bir konukla değerlendirmiş olalım istedim. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Tanju Tosun, Ufuk Uras, Profesör Doktor Selami Kur'an. Yakın Planı burada noktalıyoruz efendim. İyi geceler.